Selamlar milletsiniz, İyisiniz umarım. Bir beleş içerikle daha karşınızdayım. Bu sefer gençler, alfa 21 bu yıl 317'den adam tarihine kadar yazmış zombi ve hayvanların alayını puanlayacağız. Şimdi ben buraya, neresinden daha konuşamam. Onu sonra ekleriz. Şimdi gençler, puanlamaya geçelim. Kral dayımız riskli değil. Saldırgan değil. Çünkü akar kokar yok, on numarada yedir. Bakın kirli zombi olsa bu olurdu. O kadar babacan bir zombidir. Klasik zombileri D'ye atasım var. Öyle kalsın. Zombi ayının etinden sütünden faydalan... Pardon normal ayının etinden sütünden faydalandığımız için... Yani o, o, birazcık böyle biz kaşındığımız süreci tehlikeli olduğundan... A'ya koydum geçiyoruz. Bu zombi gençler şöyle bir zombidir. A'da da durabilir Nasıl anlatayım bu şerefsizin önde gideni diyeceğim de... Oyun başlarında çok sıkıntı oluyor. Sonrasında sıkıntı olmuyor. Bunun feral denk geldi mi öldürüyor. S'de olabilir. Bu gençler biraz sinir bozucudur. Ama siz saldırmadığınız sürece yanın aynı saldırmadığınız sürece saldırmaz. Ama saldırdı da saldırdığı zaman da öldürebilir. Böyle çok hafife de almamak lazım. Bilemedim. C'de kalabilir. Bunu standart zombiden sayacağım. D'ye atabiliriz. İleride bunu minik minik değiştirebiliriz. Bu tehlikeli değil. Bu şerefsiz. Bu bir tık tehlikeli. Yani ek olarak şuraya şerefsiz diye bir tane yer açasım var. Onu direkt reisle birlikte açalım. Şöyle mi yapabiliyorsun? Nasıl yapabiliyorsun? Bura bassam. Bir tane ekle. Bak bu. Bunun hak ettiği yer burasıdır. <laughs> ya bak hadi zombi olursun. Güçlü zombi olursun. anlara es geçtik. Patlamak nedir ya? Değil mi? Patlamak ayıp oluyor. Alfa kurtlara devam ediyoruz. Alfa olduğu için eti de güzel ama tehlikeli. Normal zombiden bir tık tehlikeli diyebiliriz. Bu saldırgan değil. Bunu geçiyorum. Bu şerefsiz. Bu da eskilerin koşan dayısı. İlk feral mıdır bilemem ama ilk gündüz koşan zombi diye hatırlıyorum. Bunun yeri ayrıdır. Normal zombinin iki tıkı diyebiliriz. Şimdi kaskı da olduğu için biraz dayanıklıydı. Bu klasik zombi. Ama buna ölmüşlüğüm var. O yüzden biraz tehlikeli diyebilirim ama klasik zombidir ya bir de. Burada kalabilir. Polis şerefsiz midir? Değildir. Ama son, son sürümlerde evet öyledir. Son sürümlerde öyledir. Eskiden değildi. Bu dayı eskiden kral bir dayıydı. Çok severdim. XP'si güzeldi. Kolay ölüyordu da. Son sürümlerde bu bir ara gitti. Geri geldi. Geri geldiğinde de beni çok üzdü. Aa da olabilir. Bu, bu zombi gençler olmamış bir zombidir. <laughs> bu zombi gençler eskiden şu teyze gibi 2 kat XP verirdi. 750 idi galiba. düzde ee, de. Karıştırıyor da olabilirim de. Şu an 400 veriyor. Ölmesi de kolay. Eskiden de kolay ölüp iyi XP veriyordu. Şimdi kolay ölüyor. Az XP veriyor. Yani olabilecek en boş zombi. Tehlike açısından puanlarsak bir de yüksekte ama yani bu, bu teyze de şimdi A tier bir aslında S de olabilir. Buna oyun başında ölünen şey oluyor, baya bir şey oluyor, dayı çıkmıyor fazla da. Bu teyze çok çıkıyor, bu dayıdan çok. Oyun başında öldürebilmeniz için çok uğraşmanız gerekiyor. Cümleyi güzel çevirdim. Bu gençler biz kaşınmadığımız sürece denk gelmeyeceğimiz, denk geldiğimizde de bizim canımızı önlem almasak yakabilecek bir şey. Yüz et veren şey bir zombidir, şey zombidir diyorum, domuzdur. Ee, kendi mekanına takılan bir domuzcuktur. O yüzden onu geçiyorum. Bu gençler sözde güçlü bir zombi. Oyunun ileriki safhalarında geliyor ama ben hiç adam akıllı denk gelmedim kendisiyle. Böyle tenhada böyle yakaladığım zaman öptüm. Toplu geldiğinde de yani gelmedi. <laughs> gelmesin Bu bizim Mo. Klasik zombimiz. Mo şuydu pardon. Bu bizim Kenny. Bunlar klasik zombiler direkt D'ye atıp, atıp geçiyorum. Bu çok güzel et kaynağı ama bir tık da tehlikeli. Karda olmasından yana ekstra oduncu zombilerle de sıkıntı çıkarabiliyor falan filan. O yüzden böyle bu ilk feral. Tahminen alfa kaçlan lan bu? Son alfada çekilmiş olabilir ya. Alfa 18'de mi görseller bir daha yenilenmişti? 19'da yenilenmişti galiba. 20'de olabilir. Son alfanın bir tık öncesinde çekilmiş gibi fotoğraf. Ama çok da önemli değil. İlk Feral'ımızdır. Koca yürekli bir zombidir. Kendisini severim. O yüzden kanaat notundan ben buna A verdim. Gördüm dedi. Hiç öldüm mü? Ha bu arada Feral'ın görünümü değiştirdi. Değiştirildi. Bu eski görünümü. Şimdi aklıma geldi. Biraz da böyle yüzü, eli yüzü parçalanmış gibi bir hali var. Bu hali güzeldi. Bu hali güzeldi. Nurse zombi bu kral bir zombidir. Bu. Harbiden kral zombidir diye mekan açmak lazım. Hatta açalım ya. Şunun hemen altına bu ne olabilir? Pembik olsun. çünkü canım istedi de. Bunun altına. Sen gene sarı kal. Bunu, bunu pembik yapalım. Bu da kral zombidir. Bunu buraya atabiliriz. Gençler bu bacımız oyunda olduğu zaman da çok güzel şey verdi. aspirin verdi. Öldürdüğüm cam verdi. Her, şey, her türlü böyle Tıbbi gereci verdi. O zaman tabii zombileri direkt lootlayabiliyorduk. Bunları direkt geçiyorum. Bunu, bunu aslında şerefsize koyabiliriz ya. şerefsizdir. <laughs> direkt böyle şerefsizdir deyip geçtim ama. Bu, bu, da şerefsizdir. Gençler bunun dandik gözüktüğüne bakmayın. Az ismi verdiğine bakmayın. Bunun böyle bir şeyi var böyle hani böyle şey böyle gardını almış böyle şöyle yapıyor böyle. Yani böyle, böyle gösterip öyle yapıyor. Anladın mı? Böyle böyle bunu, bunu geriyor bununla uğruyor. Böyle bir şerefsiz böyle. Nasıl uğruyor anlaşılmıyor. Şerefsiz. Screamer. Kral zombidir. Genelde severiz. Bazen canımızı sıksa da onun sayesinde bayağı zombi öldürümüz düdülümüzmüzmüzmüz var. Evet. Bu yeni hali böyle yeşil kapüşonlu bir zombidir. Edep adap eskiden bilirdi. Çok severdim. Çok güzel öldürürdüm. Yani eskiden gördüğümde sevindim. ne kolay lan bu falan diyordum. Ama şimdi birazcık sıkıntı çıkarttırıyor yani. C'ye atabiliriz. Asker zombi denk geldiğimizde böyle ağzımıza vurabilen bir zombi. Ama böyle çok zorlayan da bir zombi değil denk düştüğümüz süre içerisinde. Ama zırhlıdır, güçlüdür. A'nın altı kurtarmaz. S e çıkarabilir miyiz? Feral'ını falan dahil etsek. A iyidir. Eskinin Screamer'ı eskiden kraldı. Sonra bunun Screamer gelince bunu böyle maymun yaptılar. Maymun olunca bizim Spidey. Bir Gerçi bu, bunu Spidey olarak mı saymamız lazım? Yoksa bunu tekrar düz zombi olarak eklediler. Düz zombi olarak sayarsak. Yani E'dedir. Çok bir sıkıntısı yok. Ama bunu Screamer değil de şey. Spide olarak sayacaksak Spide bir tık şerefsizdir. Normal zombinin bir tık üstüdür. İlk geceden de çıkabiliyor. Şerefsizdir. Aa, düz zombi olarak sayacaksak buradadır. Ablamızı geçiyorum. Bu zaten hayvanat. Bu zaten et kaynağı. Düz kurt. Tek yiyebiliyor bu. Şunun gibi değil. İlk günlerden tek atıp eti alabiliyoruz o yüzden. E'nin bir tık üstüdür hatta ya. E'nin bir tık üstüdür. Bu eski bizim saksofoncu dayı. Böyle kafasını sallaya sallaya giderdi. Böyle, böyle, böyle kafası güzeldi. Sonra böyle şeyler oldu buna. Bu hale geldi. Eskiden güzeldi. Eski günlerini hatırına sıradan zombi diyebiliriz. Şimdi bu zombi de bir tık zordur. Kaskından ötürü zırhı vardır. Ama çok da sıkıntı çıkarmaz. Bu zombiyle de böyle kötü anılarım var diye hatırlıyorum. O yüzden C'ye koyasım var. Eskiden gençler bunu buna böyle denk geldiğiniz zaman yeni zombidir falan deyip geçiyordum da. Ha, bak bir dakika bak bu, bu, bu şerefsizdir. Karla biyomun normal zombisi mi olur arkadaşlar? Ya karla biyomun normal zombisi 2x zombi olabilir mi? Başka oyunun ilk gününden denk gelin buna öldürmeniz neredeyse imkansız. Denk gelebiliyorsunuz bir de Öyle bir dert de var. Zombi ayı şerefsizdir midir? Şerefsizdir. Çünkü ilk günden denk geldiğiniz yer berbat bir yer. Onun dışında sizi zorlamaz. İlk günlerde şerefsizdir. Sonrasında değildir. O yüzden ese ese koyuyorum. pompon ee, pompom kız bacımız sıradan bir zombidir geçelim bu da iyi uzun zamandır görmüyorum he. en son gördüğümde bir tane kitaplığın arkasındaydı diye böyle bir anı kalmış bende zırhı canı falan aklımda değil sıradan zombidir deyip geçelim bu ablamız da sıradan zombidir buna hiç ölmedim mesela hatırladığım kadarıyla feralına falan ölmüşümdür de standardına hiç ölmedim Peki buradan bir üstü atmayı düşündüğüm bir zombi var mı burası tıklım tıklım oldu köpek şerefsizdir zombi köpek ve bu dayımız da sıradan bir zombidir. Bununla da kötü anım yok ya. Bunu buraya koy. Bir düşünelim şimdi kötü anımın olduğu bir zombi varsa ufaktan değiştirmek istediğim bir yer varsa bunu şöyle yapabiliriz. Çünkü bu feral. Bunun sadece zırhı var diye normal şöyle yapabiliriz. Bak burada minik bir değişiklik yapabiliriz. Şunun ikisi aynı biyomda denk gelebiliyoruz. Böyle olması bir tık şey adil değil gibi geldi. Çimenlikte ben pek görmedim bunu. Genelde karlı biyomda alfayı gördüm. Bunu şöyle yapabiliriz. Kanat notuyla yukarı almak, aşağı indirmek istediğim zombi varsa budur. Buna hiç ölmedim çünkü. Onun dışında öldüysem de hatırlamıyorum bu arada. Ben bu zombiyi gördüm hep sevinirim. Ben buna hiç ölmedim falan deyip kafasını oturtuyorum. Bu zombinin de dayanıklılığı bir tık düşük. Eğer ki hatırladığım zombis aynı. Yanan zombi. Buradaki görüntüsü kafanızı karıştırabilir. Ana oyunda ya, bizim oynadığımız sürüm dediğim son sürümde bu çok da güçlü bir şey değil. Hatta yarım zombi diyebiliriz. Canı 100 küsürlere yakın. Çoğu zaman tek atabiliyorsunuz oyun sonunda. Yani düz vuruşunuza saat katmadan Yakın dövüşlerde ben genelde saatlik kullanıyorum. Zaten tek yiyor. Kanat notuyla aşağı yukarı alabileceğim başka bir şey var mı? Kenny'i severim de. Ona da ölmüşlüğüm vardır. Şu da iyi yukarı alacağım. Çünkü ben bununla çok güzel anlara sahip değilim. Düşünüyorum. Öyleyse yarım diyorum. Ve gençler lafı daha fazla uzatmıyorum. Bir başka tier liste Umarım görüşürüz. Çünkü iki tane daha tiyarınızı buldum. Bir tanesini de kendim yapacağım. Bulamadığım için. O da zırhlar için olan. Ve gençler buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.